akıllı olması, bizim yapabileceğimiz kadarını yapması yetmez. Bizden çok üstün değillerse, bizden çok aşağı sayılırlar. Çok şeyler vaat ettikleri için çok şeyler yapmak zorundadırlar. Başkalarından aktardığım sözleri kendi söylediklerimi değerlendirecek biçimde seçebilmiş miyim ona bakılsın. Çünkü ben kimi zaman dilimin, kimi zaman kafamın yetersizliği yüzünden gereğince söyleyemediğim şeyleri başkalarına söyletirim. Aktardığım sözleri saymam, tartarım. Kendimle oynadığım zaman kim bilir, belki benim onunla oyalandığımdan çok o benimle oyalanıyor. Yabancıdan kaçınmam. Bizim Fransızların bir huyu var, kendi bildiklerine benzemeyen bir yaşayış, bir hal gördüler mi şaşırır, ürkerler. Bunda o kadar ileri giderler ki Fransız olmaktan utanacağım gelir. Köylerinden çıktılar mı sudan çıkmış balığa dönecekler neredeyse. Nereye giderlerse gitsinler, kendi adetlerini de birlikte götürür, yabancı adetleri kötü görürler. Macaristan'da bir Fransız gördüler mi bayram eder, can ciğer olur ve kafa kafaya verip gördükleri barbarca şeyleri çekiştirmeye başlarlar. Bir şey Fransız olmadı mı barbardır onlara göre. Üstelik bunlar yabancıları tanıyabilen zeki Fransızlardır. Çoğu bir yere dönmek için gider. Seyahatlerinde içlerine kapanır, her şeyden gocunur, konuşmaz, kimseye açılmazlar. Dünyalarına yabancı bir hava bulaşacak diye ödleri kopar. Hizmetçilerimiz bize kuşlardan, atlardan, köpeklerden daha ucuza hizmet ediyorlar. Üstelik bu hayvanlara gösterdiğimiz meraklı, özenli dikkati de göstermiyoruz hizmetçilerimize. Halk ve kral. Kral Hiero'nun en çok yakındığı şey, insan yaşamının en güzel, en tatlı meyvesi saydığı dostluktan, karşılıklı bağlanmadan yoksunluktur. Benim için elinden geleni ister istemez yapacak olan bir insanın sevgisine, iyi niyetine nasıl inanabilirim? Önümde eğilip bükülmesinin, bana diller dökmesinin ne değeri olabilir? Bunları yapmazlık edemez. Bizden korkanlardan gördüğümüz saygı saygı değildir. Onların saygısı bana değil, krallığadır. Hükümdarların kavuştukları en büyük nimet, halkın hem dertlerini çekmesi hem de üstelik onları övmek zorunda olmasıdır. Seneca. Kralın iyisi kötüsü, sevileni sevilmeyeni hep aynı saygıyı görür. Bir kralsam, halkın bana çatmaması, beni sevmesine alamet sayılmaz. Çünkü çatmak istese çatamazdı. Aklımdan gelenler dostum oldukları için gelmiyorlar. Halleşip dertleşemeyen insanlar arasında dostluk olmaz. O kadar yükseklere çıkmışım ki insanlarla alışverişim kalmamış. Birbirimizden çok ayrılmış, çok uzaklaşmışız. Pazarlık. Para vermekten haz duyarım. Omuzlarımdan bir yük atmış, bir çeşit kölelikten kurtulmuş gibi olurum. Ayrıca para verirken doğru bir iş yapmanın, başkasını memnun etmenin keyfini duyarım. Ama hesap kitap, pazarlık isteyen alışverişlere yanaşmam. Bu türlüsünü kendi yerime yapacak kimse olmadı mı işin uzamasına meydan vermem. Yaratılışıma çok aykırı gelen o iğrenç konuşmalara düşmektense bırakır kaçarım. Dünyada pazarlık kadar iğrendiğim bir şey yoktur. Savaş üstüne. Gelelim savaşa. İnsanların en büyük, en şatafatlı eylemlerinden biri olan savaşı bizim hayvanlara üstünlüğümüzü göstermekte mi kullanacağız yoksa tam tersine budalalığımızı, eksikliğimizi? Doğrusu birbirimizi paralayıp öldürme, kendi türümüzü yıpratıp yok etme sanatımızın bu sanattan yoksun olan hayvanları imrendirecek bir yanı olmasa gerek. Ne zaman bir aslanı daha güçlü bir aslan öldürdü? Hangi ormanda büyük domuzun dişi küçük domuzu paraladı? Ama hayvanların tümü bu maharetten uzak kalmış da denemez. Bal arıları arasında da azgın çatışmalar olur. İki hasım ordunun başları bizim krallar gibi davranırlar. Bir kavgadır kopar iki bey arasında çoğu kez. O zaman seyredin arı milletindeki azgınlığı, o coşkun vızıltılı savaş hengamesini. Vergilius. Bu yaman tasviri her görüşümde insanların saçmalığını, budalalığını okur gibi olurum onda. Çünkü azgınlığı ve korkunçluğuyla insanı kendinden geçiren savaş tepinmeleri o gümbürtü ve çığlık kasırgası. Kimi yerde bir parıltı sarar gökleri, ayak pıtırtıları yükselir her yandan, dağlara çarpan bağırışmalar, yankılanır yıldızlara doğru. Lucretius, o kaç binlerce silahlı insanın korkunç düzenliliği, bunca azgınlık, bunca coşkunluk, bunca yiğitlik, bütün bunların ne hoş nedenlerle parlayıverdiğini ve ne sudan nedenlerle sönüverdiğini düşününce gülüyor insan. Paris'in aşkıymış derler. Helenlerle barbarları savaşa sokan Horatius.
Paris'in zımparalığı yüzünden koca Asya savaşlarla bitti tükendi. Bir tek adamın tutkusu, bir kırgınlık, bir keyif, bir karı koca kıskançlığı, ringa balığı satan iki kadının birbirini tırmaklamasına değmez. Böylesine nedenler, bütün o büyük hengamenin canı, ilk hızı olabiliyor. Savaş çıkaranların kendilerine inanır mısınız? Dinleyin imparatorların en büyüğünü, en çok zafer kazanmış olanını, en güçlüsünü. Bakın nasıl eğleniyor. Kendi kendisiyle, çocukça hoşlanarak nasıl alay ediyor. Karadan, denizden geliştiği birçok savaşlarla ardından giden 5000 insanın kanıyla, canıyla, seferleri uğruna dünyanın iki büyük parçasından harcanan nice güçler ve zenginliklerle. Antonius Plapria ile yattı diye benim de Fluvia ile yatmam gerekiyormuş Fluvia'ya göre. Yatacak mıyım ben şimdi Fluvia ile? Manilius da mı yatacağım gerekiyor diye. Kendine gel, ya savaş ya yatak diyor kadın. Ne demek? Canım mı daha değerli, erkekliğim mi? Çalsın savaş boruları. Martialis. İşte o büyük ordu, yeri göğü inleten o binbir yüzlü, binbir ayaklı ordu. Likya denizi üstünde ak dalgalar yuvarlanır gibi, sert Orion kış sularına gömüldüğü zaman, ya olgun yaz buğdayları gibi, Hermus'un Likya'nın sarışın ovalarında ürperiyor çiğnenen toprak, gümbürdüyor kalkanlar. Vergilius. Binlerce kollu, binlerce kafalı bu azgın dev nedir aslında? Hep aynı zavallı, dertli, cılız insanoğlu. Kızışıp kaynaşan bir karınca yuvasından başka bir şey mi ki bu? Kara tabur ilerliyor ovada. Vergilius. Ters bir rüzgar, bağrışan bir karga sürüsü, bir atın sürçmesi, yukarıdan bir kartalın geçivermesi, bir rüya, bir ses, bir görüntü, bir sabah sesi yeter bu devi yıkıp yere sermeye. Güneşin bir ışını vurmaya görsün yüzüne, eriyip dağılıverir. Biraz toz serpiverin gözlerine, bizim şairin arılarına serpildiği gibi, bakın nasıl kopup paramparça oluyor sancak erleri, alaylar, başlarında büyük Pompeius'la birlikte. Çünkü ordu sanırım Sertorius'un o yaman silahlarla İspanya'da kendiği. Aynı silahları Omenes Antigonus'a, Surena Crassus'a karşı kullanmıştı. O azgın yürekler, o korkunç cenkler, biraz toz atın durulur belki. Vergilius, bizim arıları bile salsanız üstüne, güçleri ve yürekleri yeter o devi bozmaya. Daha geçenlerde Portekizliler, Tiatima'da Tamil şehrini kuşatmışlardı. Arısı bulunan bu şehir, halkı surların üstüne yüzlerce kovan getiriyorlar. Ateş yakıp arıları dumandan birden öyle salıveriyorlar ki dışarı, saldırılarına ve iğnelerine dayanamayan düşman bırakıp gidiyor kuşatmayı. İmparatorların ruhlarıyla çarıkçıların ruhları aynı kalıptan çıkmadır. Kralların gördüğü işlerin önemine, ağırlığına bakıp öyle sanıyoruz ki bunları yaptıran neden de önemli ve ağırdır. Aldanıyoruz. Onları davranışlarında dürtükleyip durduran nedenler bizimkilerden başka türlü değildir. Bizi bir komşumuzla kapıştıran nedenin aynısı krallar arasında bir savaş koparır. Bize bir uşağı kırbaçlatan nedenin tıpkısı bir krala düştü mü bir ili yıktırır ona. Onların istedikleri de bizimkiler gibi sudan ama yapabildikleri daha fazla. Bir peynir kurduyla bir fili aynı iştahlardır dürtükleyen. Bilgelik ve mutluluk. Çağımda yüzlerce işçi, yüzlerce çiftçi gördüm ki, üniversite rektörlerinden daha bilge ve daha mutluydular ve ben daha çok onlara benzemek isterdim. Öğrenim bence yaşamaya yararlı şeyler arasındadır. Şeref, soyluluk, saygınlık gibi ya da çok çok zenginlik, güzellik ve benzeri üstünlükler gibi. Bunlar yararlı olmasına yararlıdırlar ama uzaktan, kendi varlıklarından biraz daha çok bizim sanrımızla yararlıdırlar yaşamaya. İnsan topluluğunda yaşamak için bize turnalar ya da karıncalardan fazla görevler, yasalar gerekli değildir pek. Hem görmüyor da değiliz ki bu hayvanlar bilgin olmaksızın pek düzenli yaşıyorlar. İnsan bilgeliğe erse her şeye hayatına yararlı ve gerekli olduğu ölçüde değer verir. Bizi eylemlerimiz ve davranışlarımızla ölçecek olsalar, bilgisizler arasında bilgililerden daha çok sayıda iyi insan çıkar. İyi derken de her türlü erdemi düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki eski Roma'da kendi kendini batıran o bilgin Roma'da daha büyük değerde insanlar vardı.
başka yanları hep benzer olsa da dürüstlük ve yürek temizliği eski Roma'nın ayrıcalığıdır çünkü o şaşılası bir sadelikle yaşamasını bilmişti. Öfke üstüne. Plutartos hep hoştur ama insan halleri üstüne düşüncesini söylerken eşi yoktur. Lukurgos'la Numa'yı karşılaştırırken çocukların eğitimini babalarına bırakmalarının ne büyük bir saflık olduğunu o kadar güzel anlatır ki. Devletlerin çoğu herkesi, kadınlarını ve çocuklarını diledikleri gibi yönetmekle serbest bırakır, onlar da masallardaki devler gibi akıllarına esen her deliliği yaparlar. Galiba yalnız Lakedemonyalılar ve Kiritliler çocukların eğitimini yasalara bağlamışlardır. Bir devlette her şeyin çocuk eğitimine bağlı olduğunu kim bilmez. Ama yine de çocukları hiç düşünmeden ne kadar deli ve kötü olurlarsa olsunlar ana babalarının keyfine bırakırız. Kaç kez sokaktan geçerken öfkeden kudurmuş bir baba veya ananın çocukları öldüresiye dövdüklerini görmüş, oğlancıkların ödülünü almak için ana babalarına türlü oyunlar oynamayı kurmuşumdur. Döverken gözleri öfkeden alev alev yanar, daha yeni süt ninenin kucağından çıkmış bir çocuğa gırtlaklarını yırtasıya bağırırlar, suratları allak bullak olur, Hipokrat'a göre de en tehlikeli hastalıklar insanın yüzünü değiştiren hastalıklardır. Dayaktan sakatlanmış, sersem olmuş nice çocuklar vardır ama devletimizin yasaları yine bu işe karışmaz. Sanki bu sakatlar, bu sersemler bizim toplumumuzda yaşamayacaklarmış gibi. Hiçbir şey öfke kadar insan düşüncesini sapıtamaz. Öfkesine kapılıp bir suçluyu idama mahkum eden bir yargıca ölüm cezası vermekte kimse duraksamaz. Öyleyse neden babaları ve öğretmenleri öfkeliyken çocukları dövmekte serbest bırakıyoruz? Bu artık eğitim olmaktan çıkıyor, öcal mı oluyor? Ceza çocuklara verilen bir ilaç sayılmalı, öyle verilmelidir. Bir doktorun hastasına karşı öfkelenmesini kabul edebilir misiniz? Öfkeli olduğumuz sürece hizmetçilerimize el kaldırmak doğru değildir. Kalbimizin fazla çarptığını, kanın yüzümüze çıktığını hisseder etmez, sorunu kapatmalıyız. Öfkemiz geçtikten sonra her şeyi başka türlü göreceğiz. Kızdığımız zaman bağıran, konuşan biz değil, hırsımızdır. Nasıl siz içinde her şey olduğundan daha büyük görünüyorsa hırs içinde de suçlar büyüdükçe büyür. Canı su içmek isteyen içer ama canı ceza vermek isteyen veremez. Ağırbaşlı ve ölçülü cezaları suçlu hem daha kolay kabul eder hem de onların yararını görür. Öfkesine kapılmış bir adamın verdiği cezayı kimse hak ettiğine inanmaz. Öfke kendi kendinden hoşlanan, kendi kendini şişiren bir hırstır. Hepimizin başına sık sık gelir. Bir şeye yanlış yere kızarız. Bize aldandığımızı ispat eden tanıklar getirirler. Bu sefer de doğrunun kendisine, suçsuzluğuna içerleriz. Bunun çok güzel bir örneğini eskilerden okumuştum, hiç aklımdan çıkmaz. Her bakımdan değerli, doğru bir insan olan Piso bir askerine kızmış. Çayırdan dönerken arkadaşının nerede olduğunu bilmiyor diye. Öyleyken sen onu öldürün demiş ve adamı birdenbire ölüme mahkum etmiş. Tam asılacağı sırada kaybolan arkadaşı çıka gelmiş. Bütün ordu bayram etmiş. İki arkadaş sarılıp birbirini öpmüşler. Cellat da ikisini de almış Piso'ya götürmüş. Herkes onun da bu işe sevineceğini sanıyormuş. Tam tersi olmuş. Henüz geçmemiş olan öfkesi, kendini utandıran bu gerçek karşısında büsbütün artmış ve hırsının bir anda aklına getirdiği şeytanlıkla suçluları üçe çıkarmış, bir kişinin masum çıkması üç kişinin birden başını yemiş. Birinci askerin ikincisini kaybettiği için, ikincisini kaybolduğu için, celladı da verilen emri yerine getirmediği için ölüme mahkum etmiş. Öfke saklanmaya da gelmez. Büsbütün içimize işler. Demosthenes bir meyhaneye girmiş, kimse görmesin diye arkalarda bir yer arıyormuş. Diyojen görmüş ve demiş ki, ne kadar arkalara gidersen meyhaneye o kadar girmiş olursun. Kör körüne inanmak. Öyle köylüler biliyorum ki, ayaklarının altını yakmışlar, bir tüfeğin tetiği altında parmaklarının ucunu ezmişler, başlarını cendereye sokup gözlerini kan içinde dışarı fırlatmışlar, yine de ağızlarından söz alamamışlar. Bir tanesini gözümle gördüm, ölmüş sanarak bir çukura atmışlardı. Boynundaki ip hala duruyordu, bu iple onu bütün gece bir atın kuyruğuna bağlayıp sürüklemişlerdi. Öldürmek için değil, salt eziyet etmek için, yüz yerine hançer saplamışlardı. Kendisiyle konuştum, bütün bunlara katlanmış, sonunda da kendini kaybetmiş, istedikleri sözü söylemektense bin kez ölmeyi göze almış. Çektiği acılar yanında ölüm hiç kalırdı.
Hem de bu adam o semtin en zengin çiftçilerinden biriydi. Nice insanlar kendilerinin olmayan inanışlar için, başkalarından aldıkları, ne olduğunu bilmedikleri fikirler için ses çıkarmadan diri diri yanmışlardır. Ödemeli kötülük. Geçenlerde Armagnac'taydım. Yakınlarımdan birinin çiftliğinde herkesin hırsız lakabıyla bildiği bir köylü tanıdım. Yaşamını kendisi anlattı. Dilenciymiş eskiden. Ekmeğini kendi el emeğiyle kazansa bile yoksullukla baş edemediğini anlayınca hırsızlık etmeyi düşünmüş. Bütün gençliği boyunca bu meslekte çalışmış ve kol gücü sayesinde hiç yakalanmamış. Çünkü başkalarının tarlasını, bağını soyuyormuş. Ama uzağa gidiyormuş bu iş için ve öylesine dolu çuvallarla dönüyormuş ki bir gece içinde bunca yükü başka yerden taşımış olabileceği kimsenin aklından geçmiyormuş. Ayrıca verdiği zararı ona buna ölçüyle dağıtıyormuş ki kimsenin payına düşen pek önemli olmasın. Bugün yaşlanmış artık ve kendi durumundan zengin sayılırmış. Bunu o işe borçlu olduğunu açıkça söylüyor. Tanrı'nın kendisini hoş görmesi için de mallarını çaldığı insanların varislerine iyilik etmeye çalışıyormuş. Hepsine birden yardım edemezmiş çünkü. Mirasçılarına yükleyeceklermiş bu görevi. Kime ne zarar verdiğini yalnız kendisi bildiğinden. Doğru olsun olmasın. Bu sözlerden anlaşılıyor ki hırsızlığı ayıp sayıp kötülüyor ama yoksulluk kadar değil. Hırsızlık ettiğine pişman ama yoksulluktan kurtulmanın böyle ödemeli bir yolunu bulduğuna pişman değil. Bu türlü bir kötülük ne bizi kendine mal eden, kafamızı kendine uyduran cinsten bir alışkanlık ne de ruhumuzu sarıp körleştiren düşüncemiz ve her şeyimizle bizi birden kötülüğün buyruğuna kaptıran bir azgınlıktır. Bitki ve insan nasıl tarımda bir şeyi dikmeden önce de dikerken bile yapılan işler belli ve kolay ama dikilen yaşamaya başlayınca onu yetiştirmenin bir sürü yolu ve zorluğu varsa insanları dikmede de fazla bir ustalık yoktur. Ama doğduktan sonra onları büyütme ve beslemede kaygılar, korkularla dolu değişik bir sürü bakım yollarına başvurulur.